Merhaba, ben Müşken Çetin. ISO 56.020 yön yönetimi, terimler, tanımlar, standart eğitim için sizlerle birlikteyiz. Peki bu eğitimi neden almalısınız? Çünkü uluslararası referans dokümanları eşliğinde bu eğitimle güncel bilgileri öğrenmiş oldunuz. Dünyada inovasyon alanındaki gelişmelerden haberdar olacaksınız. İnovasyon yönetiminde dünya hangi trendle ilerliyor? Bunları paylaşacağım. Uluslararası bir referans dokümana neden ihtiyaç var? Neden 2014 yılından bu yana bu çalışmaların içerisinde gönüllü olarak yer alıyorum? Neden ve nasıl hazırlanmakta? Bunları anlatacağım. Peki bu eğitimi almanızın size faydası ne? İlk olarak hepimizin kafasının karıştığı, bence inovasyon diye başlayan cümleler artık netleşecek kafanızda. İnovasyon nedir, ne değildir? Bu konuda sizlere detaylı bilgi vereceğim. İyileştirme, geliştirme, Ar-Ge, Kaizen, buluş, yaratıcılık, teknolojik hazırlık seviyesi kelimelerinden inovasyonun farkı nedir? İnovasyon yönetimi ne demektir? İnovasyon stratejisi ne demektir? Ve buna benzer çok sayıda inovasyonla ilgili terimlerin anlamları uluslararası dokümanlarda tanımlanmış. Ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu, iş modeli inovasyonu, organizasyonel inovasyon ne demektir? Kapalı inovasyon ne demektir? Açık inovasyon ne demektir? İnovasyonun dozu diye tanımladığımız arttırımsal inovasyon ne demek? Radikal inovasyon ne demek? Çığ açıcı inovasyon ne demek gibi inovasyonun dozu hakkında bilgiler vereceğim. Terimleri doğru anlamlandırırsanız yönetim tekniklerinizde, yönetim metotlarınızda ve yönetim sistemlerinizde doğru tanımlayabilir ve doğru işletebilirsiniz. İnovasyonun tek seferlik yenilikçi fikirleri üretmek ve bunları ürün haline dönüştürmenin ötesinde sürdürülebilir kurumsal inovasyon yönetimini hayata geçirmek, bunu bir kurumsal davranış halinde sürdürebilmek prensiplerin neler olduğunu yine bu standart eşliğinde sizlerle paylaşacağım. Böylece kuruluşunuzda İnovasyon çalışmalarınızda lisan birliği sağlamış olacaksınız ki bu konuyu çok önemsiyorum. Çünkü lisan birliği sağlayamazsanız herkes bence inovasyon diye başlayan cümleler kurarak uzun saatlerinizden tartışmalara sabretmek zorunda kalacaksınız. Bence bu eğitimin sonunda kurumsal sözlüğünüzü hazırlayabilme şansı yakalayacaksınız. Bu eğitimi tamamladıktan sonra bu kurumsal dokümanlarınıza, bu sözlüğünüze inovasyon kelimesini de bir standart eşliğinde hazırlama şansını elde etmiş olacaksınız. Ve yaptığınız çalışmalar içerisinde hangisinin inovasyon olduğu konusunda emin olacaksınız. Kurumsal lisan birliği içerisinde artık bir sonraki aşamaya kolayca geçeceksiniz. İnovasyon ile Değer Katanlar isimli kitabımda da detaylarını bulabileceksiniz. Bu eğitimi tamamladıktan sonra bu kitabımı da temin etmeyi unutmayın. Çünkü çok sayıda detaylı örneklerle, detaylı referans dokümanlarla ve ülkemizin başarı örnekleriyle birlikte bu kitapta sizlere uzun uzun anlatıyorum. Elinizin altında bulunması lazım diye tavsiye ediyorum. Bu kitabı almakla sadece kurumsal inovasyon yönetim sisteminizi kurmayacaksınız. Aynı zamanda Bilim Kızı projemize de destek olmuş olacaksınız. Bilim Kızı projemizin logosunu yakamda görüyorsunuz. bilimkızı.org sitemizden de Bilim Kızı projemizin detaylarını öğrenebilir. Temel bilimler alanında lisans eğitimi alan, yaşam bilimleri alanında ise yüksek lisans ve doktora yapan kızlarımıza verdiğimiz burs,
mentorluk hizmeti, bilimsel etkinlikler alanında neler yaptığımıza tanıklık etmiş olursunuz. Lütfen bizi izleyin, lütfen katkı sağlayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.